Biz insan haklarını inceleme komisyonu olarak ama insan haklarını inceleme komisyonun kurmuş olduğu alt komisyon olarak Berlin'de bulunuyoruz. Alt komisyon olarak Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobiya araştırma ve inceleme alt komisyonuyuz. Son dönemlerde, son yıllarda özellikle Avrupa'da gün geçtikçe artan bir ırkçılık, bir marjinallik, bir radikalleşme söz konusu ve aynı zamanda ortaya çıkan nefret söylemi ve suçları da İslamofobik nefret ve suçları olarak karşımıza çıkıyor. Biz komisyon olarak yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın Avrupa'da yaşadığını nazara alarak zaman zaman komisyonumuza iletilen başvurular, zaman zaman yurt dışına Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde dile getirilen hususlar müvaciyesinde komisyonumuzun 4. maddesinin F fıkrası gereğince uluslararası anlamda ortaya çıkan hak ihlallerinin parlamenter forumlar marifetiyle dile getirilmesi ve araştırılması görevi verilmiştir komisyonumuza. Bu çerçevede alt komisyonumuzu kurduk. İslamofobiya, yükselen ırkçılık, aşırı sağ ile ilgili konularda teorik çalışmalar yaptık. Birçok bilim adamımızı dinledik, akademisyenimizi dinledik. Ve bunun nereden kaynaklandığını, tarihsel sürecini, ne öngördüklerini komisyon olarak kayıt altına aldık. Sonrasında da fiilen bu durumu yaşayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerine ziyaretler gerçekleştirerek hem resmi makamlar nezdinde muhataplarımızla konuyu ele almak hem de bu işin maruz kaldığını düşündüğümüz vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla onların hissiyatını, onların bu konuda söyleyeceklerini ve raporumuza yansıtacak meseleleri onlarla istişare etmek istedik. Önce Fransa'ya gittik. Malum pandemi süreci olduğu için seyahatlerimiz çok zor oluyor. Fransa'ya gittik. Fransa'da 4 günlük bir araştırma yaptık. Fransız makamlarla görüştük. Yine bu minvalde sivil toplum örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Ve oradaki ara raporumuzu hazırlama cihetine gittik. Şimdi Almanya'dayız, Berlin'deyiz. Berlin'i tercih etmemizin nedeni Federal Meclis'in burada olması, resmi makamlarla burada daha rahat görüşecek olmamızdan dolayıdır. Tabii ki burada da çok sayıda Türk nüfusu var. Onlarla da bir araya gelerek yaşanan bu süreci onlarla da değerlendirmek istedik. Marjinal diye nitileyeceğimiz kimi siyasi partilerin neredeyse bütün eyaletlerden milletvekili çıkarmış olması, %10'un üzerinde oy oranlarına ulaşması, yine hepinizin bildiği gibi Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar adı altındaki PEGIDA örgütünün eylem ve faaliyetleri ister istemez merkez siyaseti de etkilemeye başladı. Sadece marjinal siyasi skalanın ucunda yer alan partiler ve siyasetçiler açısından değil, artık ırkçı söylem, İslamofobik söylemler, nefret söylemleri merkez siyasetin de diline yansımaya başladı. Medyanın dili öteden beri zaten bu şekildeydi. Bu tabii toplumumuza, buradaki toplumumuza, Müslümanlara olumsuz yansımalar oluyor. 2020 yılının raporlarına göre ki 901 İslamofobik eylem gerçekleştirilmiş. Bu eylemlerle ilgili bir tane bile tutuklama yok. Avrupa içerisinde en büyük sosyal düşmanlığın bulunduğu ülke Almanya. En büyük sosyal düşmanlığa maruz kalan grup ise Müslümanlar. Yine bir başka rapora göre Alman toplumu, Almanlar
Toplam 54.5'i Almanların İslam'ı bir tehdit olarak. Ama buna mukabil Hristiyanlığı, Yahudiliği, Budizmi, Hinduizmi bir zenginlik, bir çeşitlilik olarak değerli. Almanya İçişleri Bakanlığı Kriminal Dairesi 2020 yılındaki siyasi tandanslı suçların adedini 43.692 olarak tespit etmiş. Biliyorsunuz 2 yıl önce Şubat ayında, 19 Şubat'ta Hanau'da bir kanlı saldırı yaşandı. NSU davalarının sürdüğünü ama en sonunda Federal Yargıtay tarafından onanmak suretiyle bunun da bittiğini biliyoruz. Camilerimize hemen hemen birçok camimize, neredeyse tamamına yakınına tehdit telefonları, kundaklama girişimleri, çeşitli domuz başları, hayvan pislikleri bulanmak suretiyle bu nefret ifadesi içeren eylemlerin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz tespitlerden bir tanesi, toplumun her alanında, gerek kamusal alanda, gerek sosyal alanda, gerekse sair alanlarında vatandaşlarımızın, dindaşlarımızın, soydaşlarımızın maruz kaldıkları nefret söylemi ya da nefret suçları nedeniyle bunları takibini yapmakta imtina ettikleri yönünde. Bunun da iki sebebini tespit ettik. Bir tanesi yargısal mecralara ya da emniyet mecralarına müracaat edildiğinde bir netice alamayacağı düşüncesi var. Nasıl olsa bu dosya kapatılacak düşüncesi var. Bir diğeri ise imtina edilmesinin nedeni acaba başıma bir şey gelir mi korkusu. Ve yabancılar dairesinde öyle ki avukatlarımızın yüzüne pasaport fırlatan memurlar oldu. Eskiden yabancı düşmanlığı sokaklardaydı. Şimdi bürokrasiyle sıçradı. Yeşiller Partisi'nde Çitöveren'in bir şeyi vardı. Siz de bunu İslam düşmanlığı diyorsunuz ama bu dedi İslam düşmanlığı değil. Bu bir de bir Türk düşmanlığıdır. Yani Avrupa'nın hafızasındaki Türk düşmanlığı, Avrupa Müslümanı Türk'ten sonra tanıdı. Mesela partiye giren bir vatandaşımız yükselmek istiyorsa ilk önce birinci sorusu Ermeni meselesinde ne düşünüyorsun? Eğer Türkiye haklı diyorsan bitti. Sen o partide yükselemezsin, bir yerlere gelemezsin. Ne demen gerekir? Türkiye haksız. Ben öyle düşünmüyorum. O zaman seni yükseltiyorlar, milletvekili yapıyorlar, bakan yapıyorlar, bir yerlere geliyorsun. Seçim propagandalarının Almanya'ya gelmesi, Avrupa'ya gelmesi burada bayağı Türk düşmanlığına, İslam düşmanlığına sebep oluyor. Antisemitizm ayrı bir suç tipi olarak ceza kanunlarında tanımlanmış. Ama İslam karşıtlığı ya da İslamofobi ayrı bir suç tipi olarak tanımlanmadığı için alelade bir suç, adi bir suç olarak değerlendiriliyor. Ayrımcılık ilk etapta kreşlerde ve okullarda çok önemli ve çok uygulanan bir sistematik bir şekilde uygulanan bir alan. Çocuklar küçük yaşta daha topluma nereye ait olduğunu ya da hangi kültüre bağlı olup olmadığını bilmeden ayrımcılıkla karşılaşıyor. Bir sürü çocuklarımız, gençlerimiz özellikle ortaokul ve lise döneminde öğretmenlerin birebir sözlü onları tahrik etmesi, taciz etmesi ve ırkçılığa uğramalarıyla ilgili çok şikayetler alıyoruz. Berlin bir ilke imza attı. Berlin'de okul alanında, eğitim alanında anti-rassismus beauftragte, anti-diskriminierungsstelle açtı. Çocuklarımızın daha işte o ufacık yaşlarından itibaren bu tehlikeyle yüzleşmesi ve onların psikolojisinde nasıl bir travma oluşturduğu ile ilgili bize bir şey hatırlattınız. Teşekkür ediyorum.